gecenin geç saatine kadar tüm belediye başkanlarını ve tüm belediye meclis üyelerini konuşturup, belediye başkanının gece 2'den 3'ten sonra kim nasıl olsa konuşsa da kimse dinlemeyecek taktiğiyle bu şekilde meclisi oyalayıp ondan sonra Mansur Yavaş'a biz 10 milyon hesabını ver dedik, veremedi, kaçtı şeklinde sosyal medyada olsun gazetelere reklam mahiyetinde beyanat verenler kimdir? Hem siyaset yapacaksınız hem bunun maliyetini belediyenin yani devletin milletin sırtına bindireceksiniz. Ve bu nedenle de kamu zararına sebep olduğu için de savcılığa verilmiştir. Helal lan. Ucuz siyasete hiç buralarda gerek yok. Esas siyaset bizim yaptığımız değil, sorumluluk gereği bu yaptığımızdan rahatsızlık duyarak sözde yıpratma faaliyeti başlatmaktır. Ama toplumda karşılığı çok şükür yoktur. Rozetsiz başkanlık yapacağıma söz verdim ve genel siyasete karışmadan aynı yolda yürüyorum, yürümeye de devam edeceğim. İçinizde sen siyaset yapıyorsun, sana çok oy çıkan şu köye internet götürdün, az oy çıkan şu köye internet Şunu söyleyeyim, sonunda Mansur Yavaş'ın, mesela ben hep şey derdim, yani herkesi eleştiriyoruz biz burada, AKP'si, CHP'si, İYİ Partisi, HDP'si, osu busu. Eleştiremediğim bir insan vardı, o da Mansur Yavaş'tı benim gözümde, belediye başkanlığıyla. Bir nokta buldum, onu da söyleyeceğim çünkü söylemezsem vicdanım rahat etmez, gece yastığa başımı rahat koyamam. Mansur Bey'i hala çok seviyorum, yaptığı işleri çok başarılı buluyorum. İnşallah bu şekilde çalışmaya devam eder. Mükemmel bir belediye başkanlığıyla ilerliyor. Lakin bazı toplumsal konularda sessiz kalması da bir vatandaş olarak beni rahatsız ediyor. Evet, gündelik siyasete karışma, hizmetini yap, işini yap. Kesinlikle güzel bir şey. Yani belediye başkanının görevi. Ama bazı böyle gerçekten infial yaratabilecek toplumsal konularda da bence açıklamaktan, kendinizi açıklamaktan, fikrinizi söylemekten geri durmayın. Ya çünkü siz çok fazla seveni olan bir siyasi figürsünüz artık. O yaptığınız açıklamalar bence toplum yararına önemli açıklamalar. O yüzden yapmanızı isterim. Söyleyeyim. Götürmedin veya geç götürdün diye bilen var mı? İçinizde sen siyaset yapıyorsun. Sana çok oy veren şu semte pozitif ayrımcılık yapıyorsun. Daha az oy çıkan şu semti dışlıyorsun diye bilen var mı? Ben belediye başkanı olursam sosyal yardımları keseceğini söyleyenlere soruyorum. Siyaset yaptığımı, ayrımcılık... PKK'lılar sayaç okuyacaktı Mansur Başkan, başkan olunca. ...yaptığımı, ekmeği, çorbayı, kömürü partizanlığa göre dağıttırdığımı yüzü kızarmadan söyleyebilen var mı? Benim işim, görev alanım Ankara ve Ankaralılar. Özellikle şunu tekrar ediyorum, siyasi hiçbir davranışın içinde olmayacağım. Benim bir tek derdim var, Ankara'ya herkese ayrım yapmadan eşit bir şekilde hizmet etmekten başka bir gayretim yok. Kabe'yi muazzamayı orada terbiyesizlik yapacaklar ve bunu biz kabulleneceğiz. Yani şöyle, hep kendinizi dindar görüyorsunuz, milleti dinsiz görüyorsunuz. Bunun için kaybedeceksiniz. Kendinizi Allah'ın yerine koymayın. Yeter artık, bu kadar tesadüf fazla değil mi? Hep kendinizi dindar görüyorsunuz, milleti dinsiz görüyorsunuz. Bunun için kaybedeceksiniz. Kendinizi Allah'ın yerine koymayın. Kendinizi Allah'ın yerine koymayın. Güzel konuşma. Söylenmesi gereken bir şey. Son bir haftadır 3 kere ben de bunu söyledim. Mansur Başkan da söylemiş. Aklın yolu bir çünkü. Yani insanlar kendi inançlarını ya da kendi inanmayışlarını bir köşeye bırakıp bu ne yaptı, hani Müslümanım diyordu şöyle böyle ya da hani inançsızdı şu bu falan diye kendilerini Tanrı yerine koyup öyle değil böyle falan yapmaya başladı. Mansur Bey'in de dediği gibi kendinizi Allah'ın yerine koymayın abi. Teşekkür ederiz.